Üç yakın arkadaş bir iş hakkında konuşmak için nihayet bir kafede buluşur. Vahit meyveli büyük bir pasta sipariş eder. Selim bir bardak kola ister. Levent ise çantasından çikolatasını çıkarır ve onu yemeye başlar. Garson pastayı ve sodayı getirir, sonra da gider. Selim bardağından içeceğini içer ama Vahit pastaya dokunmaz. Neden? Pastanın üstünde domates ve salatalık dilimleri var. Ancak Vahit meyveli pasta istemişti. Bir arkeolog bilinmeyen bir adanın sık ormanlarında ilerlemektedir. O sırada içinde 2000 yıllık antik bir kupanın da olduğu değerli bir hazineyi aramaktadır. Eğer onu ele geçirmeyi başarırsa eseri milyonlarca dolara satabilecektir. Adam şelalesi olan küçük bir göle gelir. Suyun dibine dalar ve orada iki tane mağara olduğunu fark eder. Kupa bu mağaralardan birinin içindedir. Peki arkeolog bu mağaraların hangisine gitmeli? Hızlı hızlı düşünün, adamın nefesi tükeniyor. Sol taraftaki mağaraya yüzmesi gerekir. Oradan hava kabarcıkları çıkıyor. Buysa o mağaranın içinde sular altında olmayan bir toprak parçası olduğu anlamına geliyor. Arkadaşları Galip'i pikniğe davet eder. Galip ormanda kararlaştırılan yere varır ve orada 7 kişilik bir grup olduğunu görür. Fakat bu kişilerin hiçbiri onun arkadaşı değildir. Anlaşılan yanlış yere gelmiştir. Galip tam oradan ayrılmak üzereyken gruptaki 3 kişinin insan olmadığını fark eder. Peki insan olmayanlar kimlerdir? Şuradaki kızın göz kırpışına bakın. Ürpertici değil mi? Bu büyük annenin bastonu ayrı bir eşya değil, elinin bir parçası. Bu adamsa bacağına bağlanmış olan bir kabloyla telefonunu şarj ediyor. Kabul ediyorum, bu bayağı iyiymiş. Kaldırımda 3 adam oturuyor. Hepsinin üstünde kirli kıyafetler var ve adamlar yorgun görünüyor. Her biri yoldan geçen insanların onlara biraz para vermesini umuyor. Ancak bu evsizlerden biri fakir numarası yaptığı için oradan geçen kimse onlara yardım etmiyor. Yani yoldan geçenler bu adamın sahtekar olduğunu anlıyor ve bu yüzden hiçbirine yardım etmek istemiyor. Sizce fakir rolü yapan kişi kim? Şu kel adama dikkatlice bakarsanız bileğinde bir akıllı saat olduğunu görebilirsiniz. Metin bataklıkta ayakkabılarını kaybetti. O yüzden şu an ormanda çıplak ayakla yürüyor. Fakat hava giderek soğuyor ve karanlık çöküyor. Neyse ki ileride küçük bir ev olduğunu fark ediyor. Metin içeride şarkı söyleyen biri olduğunu duyuyor. Ancak eve girmeden önce bu tehlikeli yollardan birini seçmesi gerekiyor. Birinci yol zehirli akreplerle dolup taşıyor. İkinci yolun üstü kırık camlarla kaplı. Üçüncü yoldaysa tuhaf mor çiçekler var. Metin içlerinden hangi yolu seçmeli? Hileli bir soru gibi görünüyor olsa da burada aslında bir hile yok. Metin'in tabii ki çiçeklerin olduğu yolu seçmesi gerekiyor. Metin eve varıyor, pencereden içeriye bakıyor ve gördükleri karşısında irkiliyor. Son derece solgun yüzlü bir kadın, içinde samandan yapılmış bir kukla olan beşiği sallıyor ve ona ninni söylüyor. Evin içinde bir televizyon çalışıyor ama Metin ekranda ne olduğunu göremiyor. Kadın başını Metin'e bile çevirmeden dışarıda yabancı biri olduğunu bildiğini söylüyor. Bunun üzerine Metin derhal oradan kaçmaya başlıyor. İyi ama kadın nasıl onun farkına varmış olabilir? Verandada gizli bir kamera var ve kadın Metin'i televizyonda görebiliyor. Serra birkaç saattir çölde dolanmaktadır. Kum o sırada dokunulamayacak kadar sıcaktır. Kız bir süre sonra çok ileride bir çadır olduğunu fark eder. Bu kesinlikle bir serap değildir. Bu yüzden adımlarını hızlandırır ve çadıra ulaşır. İçeride bir şişe su, iki tane yumurta ve bir de tava bulur. Kız ilk olarak susuzluğunu giderir. Gerçi şimdi de karnı acıkmıştır. Ancak çölde zehirlenme riskini almamak için yumurtaları çiğ çiğ yememek gerekir. O yüzden Serra yumurtaları kızartmaya karar verir. Yakacak odun bulmak için etrafta dolaşır ama etrafta sonsuz kum tepelerinden başka bir şey yoktur. Bu durumda Serra yumurtaları nasıl pişirebilir? Tavayı kumun üstüne koyabilir. Çünkü kumlar o sırada çok sıcak. Güneş de bu sıcağa eklenince yumurtalar kızaracaktır.
Cennet gibi bir adanın kıyısında devasa bir kaya parçası vardır. Bu kayanın tepesinde ise bir şato bulunmaktadır. Şatonun sahibi sabah olunca televizyonun bozulduğunu anlar. O gece içeride olan herkesi, yani temizlikçiyi, palyaçoyu ve çamaşırcıyı yanına çağırır ve onlara "Televizyonumu kim bozdu?" diye sorar. Temizlikçi, "Ben mutfakta bulaşık yıkıyordum, hiçbir şeye dokunmadım." diye yanıtlar. Palyaço, "Ben yarınki gösterim için prova yapıyordum." der. Çamaşırcı ise, "Ben telefonumla YouTube'dan video izliyordum." diye yanıtlar. Şatonun sahibi çamaşırcıya "Şu telefonu bana ver bakayım." der. Kilitleme düğmesine basar, ekrana bakar ve çamaşırcının kendisine yalan söylediğini söyler. Şatonun sahibi telefonda ne görmüş olabilir? Telefonda ne uydu ne de Wi-Fi bağlantısı var. Yani o sırada interneti çalışmıyor. Buysa çamaşırcının YouTube'da video izliyor olamayacağı anlamına geliyor. Ahmet duş aldıktan sonra alyansını kaybettiğini fark eder. Bütün odalardaki dolaplara ve komodinlere bakar ama yüzüğünü bir türlü bulamaz. Görünüşe bakılırsa yüzük gidere düşmüştür. Olamaz. Karısı birazdan eve dönecek ve Ahmet'in yüzüğünün kaybolduğunu kesinlikle fark edecektir. Ahmet banyoya gider, son kez etrafına bakar ama hiçbir şey bulamaz. Karısı da o sırada eve gelir. Kocasına bakar, arkasını dönmesini ister ve yüzüğü saçından çıkarır. Meğer yüzük adam duş aldığı sırada saçına dolanmıştır. Ancak karısı Ahmet'in yüzüne bakarak yüzüğün orada olduğunu nasıl anlamış olabilir? Ahmet'in arkasında bir ayna var. Karısı yüzüğün orada olduğunu aynadaki görüntüsünden fark etti. Genç bir felsefe öğretmeni sınavı başlatır. Öğrencileri onu çok dikkatle dinlemektedir. Öğretmen, "İşte sorunuz bu. Benim şu an var olmadığımı kanıtlayın. En inandırıcı fikirleri sunanlar yüksek not alacak." der. Öğrencilerin tamamı birkaç saniye içinde sınavı geçer. Peki bunu nasıl yapmış olabilirler? Öğrenciler hemen sınıftan çıkar. Artık öğretmen olmadığına göre sınavda yoktur. Arzu, çantası omzunda asılı bir şekilde caddede yürüyor. Ellerini yüzünün tam önünde tutuyor ve biz o sırada ne yaptığını göremiyoruz. Tam o anda arkadaki köşeden bir motosiklet beliriyor. Sürücüsü Arzu'yu fark ediyor ve çantasını çalmak için harekete geçiyor. Motorcu giderek hızlanıyor. Çantayı almak için elini uzatıyor ama Arzu son anda kenara çekiliyor ve motorcu uzaklaşıyor. Arzu, motorcunun kendisini soymak istediğini nasıl anlamış olabilir? Arzu, makyajını kontrol etmek için küçük bir aynaya bakıyordu. Aynada motorcunun arkasından geldiğini fark edince kenara çekildi. Şehirde eski terk edilmiş bir depo vardır. İnsanlar bu deponun perili bir yer olduğunu söylemekte ve oraya gitmekten çok korkmaktadır. Ancak 3 çocuk ve 2 kız bir gün buraya gitmeye ve deponun duvarlarına grafiti yapmaya karar verir. Depoya yaklaşırlar ama Reyhan adındaki kız içeri girmeyi reddeder ve arkadaşlarını dışarıda beklemek istediğini söyler. Bunun üzerine grubun geri kalanı depoya girer. İçeri gireli daha sadece birkaç dakika olmuşken Reyhan onları aramak ister. Ancak bütün arkadaşları tam o anda depodan çıkar. Reyhan depoda hayaletlerin yaşadığını anlar ve hemen oradan kaçar. Peki kız bunu nasıl anlamış olabilir? Ne de olsa binaya 4 kişi girdi ve 4 kişi çıktı. Burada neler oluyor dersiniz? Bakın, oğlanlardan biri farklı ve aslında onların arkadaşı değil. Ayrıca bacaklarına da bir göz atın. Bacakları biraz şeffaf duruyor. İşte Reyhan bunu fark etti ve hemen oradan kaçtı. Kemal eski ve terk edilmiş bir hastanenin içinde yürüyor. Duvarlarda doktorların ve bazı hastaların portreleri var. Kemal önünü elindeki el feneriyle aydınlatıyor. Birinci kata iniyor ve beyaz laboratuvar önlükleri giymiş, gayet normal ve dostça görünen birkaç kişi olduğunu görüyor. Bu insanlar Kemal'in portrelerde gördüğü kişiler değil ama yine de adam bu doktorların hayalet olduğunun farkına varıyor. Bunu nasıl anlamış olabilir? Işığı o insanlara doğrulttuğunda yere gölgeleri düşmedi. Demek ki bu insanlar gerçek değildi. Ceyda akşam saatlerinde gölün yakınlarında yürüyüşe çıkmak için evinden ayrılıyor. Ay o sırada pırıl pırıl parlıyor,
Gölün suları sakin duruyor ve hiç rüzgar yok. Ceyda sessizliğin ve cırcır böceklerinin cıvıltısının tadını çıkarıyor. Çimenlere oturup gözlerini kapatıyor ve meditasyona başlıyor. O sırada birkaç kişi sudan çıkıyor. Ceyda'nın yanına oturuyorlar ama kız paniklemiyor. Çünkü meditasyon yaparken uyuyakaldığını ve şimdi bir rüya gördüğünü fark ediyor. Ceyda bunu nasıl anlamış olabilir? Bu sefer gözlerinize değil kulaklarınıza güvenin. Öncelikle cırcır böceklerinin çıkardığı sesler artık duyulmuyor. Ayrıca bu insanlar sudan çıkarken de hiçbir sıçrama sesi duyulmadı. Bilinmeyen bir ülkenin prensi büyük bir parti düzenler. Tüm arkadaşlarını ve aktörler ya da müzisyenler gibi birçok ünlüyü bu partiye davet eder. Prens, parti başladıktan bir süre sonra sahneye çıkar. Mikrofonu alır ve partisine gelen herkese teşekkür eder. Ancak salonda sadece birkaç kişi olduğunu görür. Halbuki kendisi partiye çok daha fazla insan davet etmiştir. Arkadaşları arasında basit işçiler de zengin kişiler de vardır. Bu insanların hepsi dünyanın farklı ülkelerinde yaşamaktadır. Peki neden hiçbiri partiye gelmemiş dersiniz? Parti bilinmeyen bir ülkedeydi, hatırladınız mı? Konuklar bilinmeyen bir ülkeye nasıl uçak bileti alabilirdi? Doğru değil mi ama? Bir kişi bir rock yıldızının evinden plak koleksiyonunu çalar. Hırsız kaçmak için plakları bir çöp konteynerine saklar. Sonra da karanlık bir sokakta gözden kaybolur. Neyse ki dedektif Ragıp onu ve diğer iki şüpheliyi yakalamayı başarır. Şimdi bu kişilere bir göz atın. Sizce hırsız içlerinden hangisi? Şu adamın ayaklarına bakın. Spor ayakkabısına eski bir muz kabuğu yapışmış. Çünkü bir süre önce bir çöp konteynerinin yanına gitmişti.